Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere E-Devlet'ten bedelli askerlik başvurusu nasıl yapabiliriz, bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar, ben birkaç hafta önce bedelli askerlik başvurumu tamamıyla yaptım, ücretimi ödedim ve şu anda yoklama dönemini, yani askere gitmeyi bekliyorum. Bu bedelli askerlik başvurumu nasıl yaptığımı tane tane kafanızda hiçbir soru işareti bırakmadan anlatacağım. Ben sadece arkadaşlar bu bedelli askerlik başvurusunu bir gün içerisinde yaptım ve tamamladım. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Öncelikle E-Devletimize giriş yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar hemen arama butonuna askerliğim yazacaksınız. Bizim bütün işlerimiz arkadaşlar bu askerliğim bölmesiyle. Hemen bakın, Milli Savunma Bakanlığı askerliğim bölmesi çıkıyor ve buna giriş yapıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, benim şu anda sınıflandırmanız bekleniyor diyor. Ben başvurumu yaptığım için. Hemen bakın, burada zaten bana diyor ki bedelli askerlik tercihinde bulundunuz ve askerlik bedelini ödediniz. Yani paramı da ödedim arkadaşlar. Şu anda sadece ben askere gitmeyi ve sonucun açıklanmasını bekliyorum. Peki ben bu başvuruyu nasıl yaptım arkadaşlar? Benim askerliğim arkadaşlar tecilliydi. Yani bir yıl vardı. Öncelikle arkadaşlar tecilli olanlar, yani ertelemesi olanlar ertelemeyi iptal etmesi lazım. Ben girdiğimde arkadaşlar burada ertelemeyi iptal et diye bir buton vardı. Bakın, askerlik erteleme işlemi. Hemen bu askerliğin bölmesine girdiğimde ertelemeyi iptal et diye bir buton vardı. Ve ben ertelememi iptal ettim. Başvurumu yaptım arkadaşlar. Ancak size şunu da belirteyim. Şu anda bazı arkadaşlarımız diyor ki E-Devlet'te bu ertelemeyi iptal et butonu gözükmüyor. Yani tecili bozdurma gözükmüyor. Eğer gözükmüyorsa arkadaşlar ya askerlik şubesine gidip tecilinizi bozacaksınız. Yani bu ertelemeyi iptal edeceksiniz. Ya da askerlik şubesini arayacaksınız. Tamam arkadaşlar, ben buradan iptal ettim. Daha sonra iptal ettikten sonra ben askerlik görevimi yerine getirmek istiyorum diye bir buton var. Hemen ona bastım, devam ettim ve başvurumu yaptım. Başvurumu yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bana dedi ki git aile hekimliğinde muayeneni ol. Ben hemen arkadaşlar 1 saat içerisinde gittim aile hekimliğine, bütün muayene işlemlerimi tamamladım ve evime geldim arkadaşlar. Bana bir tane kağıt verdi ve evime geldim. Evime geldikten sonra arkadaşlar hemen E-Devletime giriş yaptım 1 saat sonra. Burada zaten hemen bu rapor sisteme işlenmişti. Bazı arkadaşlarımız diyor ki bu aile hekimliğindeki muayene işlemi biraz geç işliyor. Sizde geç işleyebilir tabi. Ben de arkadaşlar 1 saat içerisinde işlendi bir sistem. Ve ben buraya geldim arkadaşlar. Artık burada hemen bizim askerlik başvuru işlemlerimiz artık gözüküyor. Ve buradan başvura basıyoruz. Ve askerliğe başvuruyoruz arkadaşlar. Başvurduktan sonra arkadaşlar bakın hemen böyle bir ben şu anda özet olarak gösteriyorum. Tabii ben şu anda başvurduğum için arkadaşlar. Hemen bakın, en yukarıda birinci sırada bilgilendirme ve onay çıkıyor. Hemen onu onaylıyorsunuz. Bakın ikinci sırada bedelli askerlik tercihi çıkıyor. Yani diyor ki sen bedelli yapmak istiyor musun? Hemen istiyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Eğer bedelli yapıyorsanız. Daha sonra bedelli askerlik bilgileriniz çıkıyor. Hemen size diyor ki doktor musun, öğretmen misin? Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra zaten bunlar hepsi kişisel bilgilerdir. Üniversite mezuniyet bilgileriniz çıkıyor. Bunu da onaylıyorsunuz. Daha sonra askerlik diye hizmet tercihlerini soruyor. Ben bedelli askerlik hizmeti yaptım. Bakın hemen burada birinci sırada gözüküyor. Bedelli askerlik hizmeti yaptım ve birinci sıraya hizmet tercihinde birinci sıraya koydum arkadaşlar bedelli askerlik hizmetini. Daha sonra size diyor ki celp ve sek dönemi tercihi. Arkadaşlar bakın, bu çok önemlidir. Bakın bu aynen böyle bir bölme karşınıza çıkıyor. Ben mesela 2024'ün sonunda gitmek istedim arkadaşlar. Aralığı getirdim arkadaşlar. En yukarıya koydum. Daha sonra Kasım'ı ikinci sıraya koydum. Yani arkadaşlar biz burada diyoruz ki beni geç gönder bedelli askerliğe. Veya siz hemen gitmek istiyorsanız arkadaşlar en başa arkadaşlar ocağa koyacaksınız. Daha sonra Şubat, daha sonra Mart. Yani ben bu vakitlerde gitmek istiyorum diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Buradan bu sevk işlemlerini de işte celp ve dönem tercihini de sıralıyorsunuz. Daha sonra zaten artık işleminizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Tamamladıktan sonra hemen arkadaşlar E-Devlet'te sizin karşınıza aynı burada arkadaşlar tekrar askerliğin bölmesinde bedelli askerlik ücretini öde diyor. Öde dedikten sonra arkadaşlar diyor ki mesela 2 ay vaktim var bu bedelli askerlik ücretini ödemek için. Burada yazıyor arkadaşlar. Hemen bir devlet bankasından, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan arkadaşlar bedelli askerlik ücretinizi ödüyorsunuz. Bu 3 bankanın da bedelli askerlik ücretini ödeme videosu kanalımızda mevcuttur. Nasıl ödediğimi size gösterdim. Bu şekilde arkadaşlar bedelli askerlik ücretinizi de ödedikten sonra benim gibi arkadaşlar tamamen işleminiz bitiyor ve bedelli askerlik başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Bakın benim gibi burada yazıyor ki bedelli askerlik tercihinde bulundunuz ve askerlik bedelini ödediniz. Benim gibi artık bekliyorsunuz arkadaşlar sınıflandırmayı ve yani askerlik bedelli askerlik sonucunu bekliyorsunuz. Siz de bu şekilde E-Devlet'ten arkadaşlar bedelli askerlik başvurusu yapabilirsiniz. Umarım bu bilgiler işinize
işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.